Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Kausale Zusammenhänge adlı dersimizin üçüncüsüyle devam ediyoruz. Hazırsanız dersimiz başlasın. Kausale Zusammenhänge deyince ne anlamalıyız? Kausale Zusammenhänge arkadaşlar, nedensel bağlam olarak Türkçe'ye çevirebiliriz. Adı üstünde nedensel bağlam denildiği için burada cümle içerisinde arkadaşlar bir neden arıyoruz. Şundan dolayı, bundan dolayı diye ne yapmış oluyoruz? Nedenselleştirmiş oluyoruz. Dolayısıyla biz bunu alt başlık, preposition alt başlığı altında inceliyor olacağız şimdi bu nedenselliği. İlkine baktığımızda arkadaşlar wegen'i görüyoruz. Wegen'li bir cümle demek ki genitif ile anılıyor. Dolayısıyla wegen ile anılan bu genitiflik yapıyı cümle içerisinde bir inceleyelim. İlk cümlemiz: Das Rennen musste wegen starken Windes abgesagt werden cümlesini görüyoruz. Bakın, öncelikle bir kelimeleri anlamlandıralım. Das Rennen koşu ya da yarışma anlamına geliyor arkadaşlar. Yarışmadan kasıt ne olabilir? Bu araba yarışı olabilir, bu at yarışı olabilir, bu koşu olabilir. Aklınıza gelen bütün yarışlar için kullanılabilir bu. Zaten Das Rennen adı üstünde koşu demek. Ve dolayısıyla böyle yarışmalar için Das Rennen denilebilir. Daha çok sanki koşu için de kullanılabilir. Stark neydi? Güçlü demekti. Wind, rüzgar. Absagen, absagen bu da iptal etmek demek. Dolayısıyla ne deniyor? Koşu ya da yarışma diyelim. Koşu, yarışma. Ne olması gerekiyordu? Güçlü rüzgar ya da fırtına deriz değil mi? Güzel Türkçe'de güçlü rüzgar yerine fırtınadan dolayı değil mi? Ne olması gerekti? İptal edilmesi gerekti. Güçlü rüzgar ya da ne deriz güzel Türkçe'de, sert rüzgar, fırtınadan dolayı diyecek olursak demek ki ne yapmamız gerekiyor burada? Nedenselleştirdiğimiz için wegen başlığıyla irdelediğimizde wegen starken Windes şeklinde ne oldu? Bakın burada genitiflik kendini hissettiriyor. Bakın Wind'in sonuna es gelmiş. Bununla ilgili arkadaşlar, genitiflikle ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız varsa ayrıntılı şekilde incelediğimiz, gördüğümüz genitif ders videosunu mutlaka izlesinler. Oradaki o dönüşümleri göreceklerdir. Dolayısıyla oradaki sıfatlara, burada mesela güçlü stark, starken neden oldu? Burada ayrıntılı olarak değil de yapısal olarak görüyoruz. Dolayısıyla o ilgili ders videosuna bakarsanız iyi edersiniz. Bu sallantıda olan arkadaşlar için konuşuyorum, genitifliği. Dolayısıyla bu cümleyi biz şöyle bir toparlayacak olursak, yarışma ya da koşu, güçlü rüzgar ya da sert fırtına, sert rüzgardan dolayı ne olması gerekti? İptal edilmesi gerekti demiş oluyoruz değil mi? Bakın burada müssen ne olmuş? Muste şekline evrilmiş. Tabii artık C1 seviyesinde olduğumuz için bir cümlenin içerisinde birçok gramer yapısı söz konusu. Dolayısıyla bunlarla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar az önce söylediğim gibi lütfen o ilgili ders videolarına baksınlar. İkinci cümleye bakalım dilerseniz arkadaşlar. Burada ne diyor? Die Frau ist wegen ihrer Scheidung unglücklich geworden. Evet, üzücü bir cümle. Ne diyor? Die Scheidung, bu ayrılma, boşanma anlamına geliyor. Die Scheidung, kadın ayrılmasından dolayı, ayrılığından dolayı değil mi? Boşanmadan dolayı unglücklich neydi? Glücklich, mutlu, unglücklich, mutsuz değil mi? Mutsuz oldu. Werden ne oldu? Geworden oldu. Dolayısıyla bakın burada wegen yapısını görüyoruz. Die, evet, genitifte ne oluyor? Dere dönüşüyor. Bu dönüşümlerin hepsi genitifte işlendi. Dolayısıyla wegen ihrer Scheidung neyden dolayı? Mutsuz bu kadın. Boşanmasından dolayı mutsuz. Dolayısıyla wegen ihrer Scheidung. Değil mi? Bu sebepten ne diyeceğiz bu cümle için? Die Frau ist wegen ihrer Scheidung unglücklich geworden. Kadın
boşanmasından dolayı, değil mi? Boşandıktan sonra ya da daha doğrusu sonrası tabii ki öyle bir anlam çıkıyor. Ancak nedenselliğimiz nedir? Boşanmadan dolayı bu kadın mutsuz, değil mi? Belki öncesinde mutluydu. Ancak boşandıktan sonra ne oldu? Mutsuz oldu. Dolayısıyla bizim nedenimiz ne? Wegen ihrer Scheidung. Yani boşanmadan dolayı. Bu arada şunu da söylemekte fayda var arkadaşlar. Bu cümleyi ben, daha doğrusu bu wegen yapısını ben cümlenin başına da alsaydım doğru bir cümle olurdu. Şöyle de diyebilirdik. Wegen ihrer Scheidung ist die Frau unglücklich geworden. Bunu da pekala söyleyebilirdim. Bir diğer prepozisyon olan mangels'e bakalım. Mangel tek başına arkadaşlar eksiklik demek. Söz gelimi vitamin mangel, vitamin eksikliği anlamına gelmiş olur ki burada da mangels ne olmuş oluyor arkadaşlar? Bir şeyin eksikliğinden dolayı şeklinde neyi gerektiriyor? Genitifi gerektiriyor. Dolayısıyla ilk cümlemizi bir inceleyelim mangels ile ilgili olan. Es gibt viele Jugendliche, die sich mangels Erfahrung im Umgang mit Geld verschulden. Cümlemiz ne diyor? Viele Jugendliche, birçok genç var. Evet, bakın burada bir gönderme var virgülden sonra. Die neye gönderme yapmış oluyor? Gençlere gönderme yapıyor. Die sich mangels Erfahrung. Erfahrung ne demekti arkadaşlar? Deneyim demek. Im Umgang, kullanma. Bir şeyi kullanma, umgang, bir şeyle kullanma, ne kullanma? Mit Geld. Umgang mit Geld, para kullanımı, para harcaması gibi düşünülebilir arkadaşlar bu. Bunu da bir yapı olarak görelim. Im Umgang mit Geld demek ki parayla, para alışverişi denilebilir. Parayla olan alaka ya da ne diyebiliriz? Parayla ilgili olan durum, kullanım da denilebilir buna. Verschulden, borçlanma. Ne demek istediğimi şimdi cümle içerisinde daha bir anlayacağız. Burada ne diyor? Çok genç var, birçok genç var ve bu gençler ne yapıyormuş? Parayla olan kullanımı eksikliğinden doğan deneyimden ne yapıyorlarmış arkadaşlar? Borçlanıyorlarmış. Verschulden de borçlanma demek. Dolayısıyla bakın burada tabii bunu birebir Türkçe'ye çevirdiğimde böyle birazcık evet sallantılı bir şekilde çevirebiliyorum ama eminim ki ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur. Çünkü kelime kelime çevirdiğimde bunu anlıyorsunuzdur diye umuyorum. Şimdi verschulden borçlanma demek. Dolayısıyla bakın burada eksikliğinden, bir şeyin eksikliği nedir bu eksiklik? Bu gençler paranın nasıl kullanılacağını bilmiyorlar. Eksiklik bu. Dolayısıyla Erfahrung da deneyim oluyor. Ancak biz güzel Türkçe'de para deneyimi demeyiz. Ne deriz? Parayı kullanmayı bilmiyorlar deriz. Değil mi? Dolayısıyla biz bunu Almanca'ya çevirdiğimizde para kullanma deneyimi diye adlandırılıyor Almanca'da. Dolayısıyla bakın burada mangels'ten sonra genitif pozisyonuna girmesi gerekiyor demek ki mangels. Mangels Erfahrung im Umgang mit Geld. Bakın uzun bir tamlama var burada. Demek ki parayla olan şeyi bilmediklerinden, değil mi? Paranın nasıl kullanılacağını bilmediklerinden ne yapıyorlar? Borçlanıyorlar. Kimi kastediyor? Birçok genci kastetmiş oluyor bu cümle. Dolayısıyla şöyle toparladığımızda es gibt viele Jugendliche, die sich mangels Erfahrung im Umgang mit Geld verschulden demiş oluyoruz. Sonraki mangels cümlesine bakalım arkadaşlar. Mangels Beweisen wurde die Angeklagte freigesprochen. Evet, hukuki bir terim bu arkadaşlar. Öncelikle bir bakalım. Die Angeklagte, burada bir kadın söz konusu. Burada sanık demek. Bu bir kadın sanık. Freisprechen, freigesprochen, serbest bırakıldı. Ya da ne diyebiliriz? Sanık serbest bırakıldı deriz. Öyle değil mi?
Sanık serbest bırakıldı. Beweise bu da kanıt demek arkadaşlar. Kanıtların eksikliğinden dolayı sanık ne oldu? Serbest bırakıldı demiş oluyoruz. Tabi bunlar hukuki terimler olduğu için çok dikkatli çevirmeye gayret ediyorum. Dolayısıyla bakın burada kanıtların eksikliği söz konusu olduğu için Mangelsbeweisen. Az önce size demiştim ya Wegen'i başa alsaydım da olurdu. Bakın burada da Mangels'i ne yapmışız? Cümlenin başına almışız. Herhangi bir anlam kayması yok. Mangelsbeweisen wurde die Angeklagte freigesprochen demiş oluyoruz. Bir sonraki genitiflik alan prepozisyon angesichts demek arkadaşlar. Evet, angesichts denildiğinde burada da bir sebeplendirme, bundan dolayı, şundan dolayıdır ki gibi bir anlam doğmuş oluyor angesichts'te. Öncelikle bir okuyalım isterseniz cümleyi. Çoğu zaman arkadaşlar yeni karşılaşmış olduğumuz kelimeler insanda böyle bir ikileme bırakabiliyor. Böyle bu ne olabilir dedirtebiliyor. İnsan ister istemez sözlüğe bakmak isteyebiliyor. Benim size tavsiyem arkadaşlar böyle durumlarda cümleyi okuyun ve buradan anlamlandırmaya çabalayın. Emin olun doğrusunu buluyorsunuz. Şimdi buna baktığımızda angesichts ile ilgili olan cümleye angesichts dieser Situation mussten die Ingenieure Maßnahmen ergreifen. Evet, bakın söz gelimi angesichts'i bilmiyoruz. Varsayalım ki bilmiyoruz. Şimdi ne diyor? Diese Situation, Situation neydi? Durum demek. Bu durum diyor. Mussten die Ingenieure, mühendisler, Maßnahmen, yani önlem anlamına geliyor arkadaşlar. Maßnahmen ergreifen, önlem almak. Demek ki Maßnahmen ergreifen, önlem almak demek. Dolayısıyla bu durum, dolayısıyla bu duruma karşı mühendislerin ne yapması gerekti? Önlem almaları gerekti. Dolayısıyla bakın burada gene bir nedensellik söz konusu. Bu durumdan dolayı demiş oluyoruz angesichts ile. Bakın bu da gene ne alıyor? Genitiflik alıyor. Çünkü burada bariz bir şekilde die Situation ne olmuş? Diese Situation değil mi? Die dere dönüşüyor. Dolayısıyla angesichts dieser Situation değil mi? Bu durumdan dolayı mussten die Ingenieure mühendislerin ne yapması gerekti? Maßnahmen ergreifen. Önlem almaları gerekti. Tabi burada önlemler almaları gerekti diye Almanca'da bunu çoğul olarak ifade etmiş oluyoruz. Sonraki angesichts cümlesine bakalım arkadaşlar. Melanie war angesichts des Vorschlags überrascht. Evet, burada Melanie, bu bir kadın ismi değil mi? Vorschlag, der Vorschlag neydi arkadaşlar? Öneri demekti. Überrascht, überraschen, şaşırmak demek. Dolayısıyla Melanie öneri karşısında değil mi? Ya da öneriden dolayı şaşırdı deriz. Değil mi? Güzel Türkçe'de ama öneriden dolayı demeyiz de ne deriz? Bu öneriye şaşırdı deriz değil mi? Ancak Almanca'da bu dil dinamiğinde demek ki bunu biz angesichts ile ele alabiliyoruz. Dolayısıyla Melanie war angesichts des Vorschlags überrascht demiş oluyoruz. Sonrakine bakalım arkadaşlar. Aufgrund, bakın bunların hepsi genitif alıyor. Şimdi aufgrund'a baktığımızda burada da bir nedensellik söz konusu değil mi? Bakalım. Aufgrund der Kälte musste sich jeder warm anziehen. Evet. Ne diyor? Die Kälte, soğuk. Yani havanın soğuk olması, aşırı soğuk da olabilir bu. Soğuktan dolayı musste sich jeder, herkes ne yapmak zorunda? Warm anziehen. Evet. Anziehen neydi? Giyinmek demek de ayrılabilir fiil. Tabi modal fiil olduğu için ayrılabilir fiilin mastarda ve sonda olması gerektiğini A1'de görmüştük öyle değil mi? Dolayısıyla burada da ne olmuş oluyor? Warm anziehen,
sıcak giyinmek demeyiz güzel Türkçe'de. Ne deriz? Sıkı giyinmek deriz. Ancak Almanca'da warm anziehen deniliyor. Dolayısıyla soğuktan dolayı herkesin sıkı giyinmesi gerekti demiş oluyoruz değil mi? Dolayısıyla burada bizim nedenimiz ne? Soğuk. Aufgrund der Kälte. Dolayısıyla soğuktan dolayı nedenimiz soğukların oluşu. Öyle değil mi? Dolayısıyla aufgrund der Kälte musste sich jeder warm anziehen demiş oluyoruz. Ve sonraki cümlemize bakalım. Tim schlief aufgrund des Wartens ein. Evet. Einschlafen. Evet. Ayrılabilir fiil. Değil mi? Schlief ein. Burada ne olmuş arkadaşlar? Geçmiş zaman yapısı kullanılmış. Dolayısıyla schlief ein präteritum yapı. Değil mi? Geçmiş zaman. Aufgrund des Wartens. Warten neydi? Beklemek. Beklemeden dolayı Tim ne yaptı? Uyuyakaldı. O kadar çok bekledi ki uyuyakaldı. Ama uyumasının sebebi ne? Bekliyor oluşu. Dolayısıyla biz bunu nasıl nedenselleştiriyoruz? Aufgrund des Wartens şeklinde. Dolayısıyla bu ne olacak? Tim schlief aufgrund des Wartens ein demiş oluyoruz. Bu yapıyı tıpkı üstteki cümlede olduğu gibi başa getirseydik de olurdu. O zaman ne olurdu? Aufgrund des Wartens schlief Tim ein diyecektik. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Das Rennen musste wegen starken Windes abgesagt werden. Das Rennen musste wegen starken Windes abgesagt werden. Die Frau ist wegen ihrer Scheidung unglücklich geworden. Die Frau ist wegen ihrer Scheidung unglücklich geworden. Es gibt viele Jugendliche, die sich mangels Erfahrung im Umgang mit Geld verschulden. Es gibt viele Jugendliche, die sich mangels Erfahrung im Umgang mit Geld verschulden. Mangels Beweisen wurde die Angeklagte freigesprochen. Mangels Beweisen wurde die Angeklagte freigesprochen. Angesichts dieser Situation mussten die Ingenieure Maßnahmen ergreifen. Angesichts dieser Situation mussten die Ingenieure Maßnahmen ergreifen. Melanie war angesichts des Vorschlags überrascht. Melanie war angesichts des Vorschlags überrascht. Aufgrund der Kälte musste sich jeder warm anziehen. Aufgrund der Kälte musste sich jeder warm anziehen. Tim schlief aufgrund des Wartens ein. Tim schlief aufgrund des Wartens ein. Dilerseniz bir sonraki preposition, daha doğrusu prepositionlarla devam edelim. Birisi aus, diğeri de vor. Demek ki aus ve vor bunlar neyi gerektiriyor arkadaşlar? Genitif'i gerektirmiş oluyor. Aus ve vor ile ilgili dersimiz vardı hatırlarsanız. Bunların ayrımını ayrıntılı şekilde görmüştük. Onunla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar mutlaka o ilgili ders videosunu izlesinler. Şimdi ilk örneğe baktığımızda burada da demek ki ne oluyormuş arkadaşlar aus ve vor'da? Burada da bir nedensellik söz konusu. Şundan dolayı, bundan dolayı diye ne yapmış oluyorum? Nedenselleştirmiş oluyorum. İlk cümlemiz ne diyor? Aus Angst wollte die kleine Tina nicht in die Schule gehen. Evet. Aus Angst. Angst neydi arkadaşlar? Korku demek. Korktuğundan dolayı, korkudan dolayı gibi bir anlam çıkıyor. Die kleine Tina. Evet, küçük yaştaki çocuklar için kullanılır bu arkadaşlar. Der kleine. Eğer bu bir erkek çocuğuysa der kleine. Bu bir kız çocuğuysa die kleine şeklinde. Şimdi bu Tina, küçük Tina bu kaç olabilir? İşte 5 yaşında ya da 6 yaşında gibi düşünün. Dolayısıyla ne diyor cümlemiz? Aus Angst wollte die kleine Tina, küçük Tina, nicht in die Schule gehen. Okula gitmek istemiyordu. Niye? Korktuğundan dolayı. Dolayısıyla burada bizim nedenimiz ne? Tina'nın korkusu. Dolayısıyla korkudan dolayı diyeceğimizden. Aus Angst.
Evet, bu kalıbı kullanmamız gerekiyor. Dolayısıyla aus Angst wollte die kleine Tina nicht in die Schule gehen. Tabii şöyle de diyebilirdim. Die kleine Tina wollte aus Angst nicht in die Schule gehen. Bu da pekala olabilirdi. Her zaman söylediğim şeyi burada da söyleyelim. Almanca'da yeter ki ikinci pozisyonda fiilim olsun. Diğer öğelerle dilediğim gibi oynayabiliyorum, yer değiştirebiliyorum. Orada herhangi bir anlam kayması ya da bozuk bir cümle yapısı olmuyor arkadaşlar. İkinci cümleye baktığımızda Ihr Vater kochte vor Wut. Onun babası kochen neydi arkadaşlar? Pişirmek demek. Vor Wut, Wut öfke. Dolayısıyla güzel Türkçe'de ne deriz? Öfkeden çok çok sinirlenmişti değil mi? Çok öfkelenmişti deriz. Dolayısıyla burada vor Wut demek ki öfkeden dolayı değil mi? Çok çok öfkelenmişti dediğimizde burada tabii bunu bir deyim gibi düşünelim arkadaşlar. Vor Wut kochen pişirmek tabii güzel Türkçe'de öyle demiyoruz değil mi? Öfkeden ne diyebiliriz? O kadar çok güzel deyimlerimiz var ki şimdi buraya en uygun düşenini bulmak gerekiyor. Ama ben tabii birebir çevirdiğim için siz ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur. Çok öfkelenmişti dediğimizde demek ki onun babası çok öfkelenmişti dediğimizde Ihr Vater kochte vor Wut demiş oluyoruz. Demek ki babası öfkeden çok çok öfkelenmişti demiş oluyoruz. Tabii bu iki cümlenin hiçbir alakası yok arkadaşlar. Bu sadece örnek olsun diye yazılmış bir cümle. Diğer türlü özellikle de kız çocuklarının okuluna gitmelerini kesinlikle bir eğitimci olarak kesinlikle destekliyoruz. Kız çocuklarımız olduğu gibi bütün çocuklarımız okusunlar. Evet, bu mesajı da vermiş olalım. Dilerseniz bir sonrakine bakalım arkadaşlar. Dank ve genitiv olarak anılan dank'ı görüyoruz. Dank neydi? Dank'ı teşekkür değil mi? Şimdi bunu Türkçe'ye çevirecek olursak teşekkür demeyiz. Dilerseniz bir cümleyi okuyalım. Beraber bir Türkçesini bir düşünelim. Şimdi ne diyor cümlemiz? Sabine blieb dank des airbags unverletzt. Evet. Airbag hava yastığı değil mi? Bu İngilizceden gelen bir şey. Airbag. Unverletzt. Yarasız. Yani yara almadan. Dolayısıyla burada Sabine bu bir kadın ismi. Unverletzt bleiben. Hatta birlikte kullanılıyor arkadaşlar. Ayrılabilir fiilmiş gibi düşünelim ama değil. Unverletzt ve bleiben birlikte kullanılıyor. Tıpkı ayrılabilir fiil gibi. Ama kesinlikle öyle bir şey yok. Dediğim gibi birlikte kullanıldığından. Unverletzt, yarasız ya da yarasız kalma ya da hasar almama anlamına geliyor. Yani bir kaza gerçekleşiyor ve airbag sayesinde Sabine ne oluyor? Sağlam çıkıyor kazadan gibi bir anlam doğmuş oluyor. Dolayısıyla dank des airbags hani ne deriz güzel Türkçe'de? Şükürler olsun ki hava yastığı çalıştı da Sabine yara almadan kurtuldu deriz ya. Dolayısıyla bunu dank des airbags olarak Almanca'da ne yapmış oluyoruz? Çevirmiş oluyoruz. Dolayısıyla Sabine blieb dank des airbags unverletzt demiş oluyoruz. Evet, bir sonrakine bakalım. Bu sefer dank cümlenin başına gelmiş arkadaşlar. Ne diyor cümlemiz? Dank seiner harten Arbeit ist erfolgreich geworden. Evet, eminim ki anlamışsınızdır. Ne diyor? Harte Arbeit, değil mi? Dank seiner harten Arbeit. Dolayısıyla Arbeit, iş. Hard neydi? Sıkı çalışma. Değil mi? Sert çalışma demeyiz de ne deriz? Sıkı çalışma deriz. Onun sıkı çalışması neticesinde bundan dolayı ne oldu? Erfolgreich başarılı oldu. Ist erfolgreich geworden. Demek ki ne yapmış? Sıkı çalıştığından dolayı başarılı oldu demiş oluyoruz değil mi? Hani bunu güzel Türkçe'ye çevirecek olursak bu şekilde dile getiririz. Hani sıkı çalışmasının neticesini aldı
deriz. Öyle değil mi? Dolayısıyla orada da bir nedensellik var. Neden başarılı oldu? Çünkü sıkı çalıştı. Dolayısıyla dank seiner harten Arbeit ist erfolgreich geworden demiş oluyoruz. Sonraki ne bakalım arkadaşlar? Sonraki preposition Kraft ve Genitiv. Kraft tek başına ne demek arkadaşlar? Güç, kuvvet demek. Şimdi buradaki arkadaşlar fark ettiyseniz Kraft bu bir isim aslında. Ancak burada ufak harfle başlıyor. Dolayısıyla burada da bir nedensellik söz konusu. Yani bunların hepsinde zaten başlığımız o. Bir nedensellik söz konusu olduğu için bu prepozisyonların tamamı ne yapmış oluyor? Bir neden sonuç ilişkisini aslında göstermiş oluyor bize. Dolayısıyla Kraft'la ilgili olan cümlemize bir bakalım. Markus ist der richtige Mann für diese Aufgabe Kraft seiner großen Sachkenntnis. Evet, öncelikle bir anlamlandıralım. Markus, bu bir erkek ismi. Der richtige Mann, doğru adam. Aslında Türkçe'de de öyle deriz değil mi? Bu işte Markus, bu işin adamı, işin ehli deriz ya. Tam işte bu bizim adamımız deriz ya. Almanca'da da öyle deniliyor arkadaşlar. Doğru adam diye adlandırılıyor. Für diese Aufgabe. Aufgabe, görev. Kraft seiner großen Sachkenntnis. Sachkenntnis, bu da arkadaşlar uzmanlık demek. Großen Sachkenntnis, yani büyük uzmanlık. Yani burada kişinin konusunda çok iyi olduğunu anlamış oluyoruz. Çünkü groß denildiğinde groß neydi? Büyük. Dolayısıyla derin uzmanlığı sayesinde, değil mi? Demiş oluruz güzel Türkçe'de. Ya da evet, o şekilde çevirebiliriz. Dolayısıyla cümlemiz ne diyor? Markus ist der richtige Mann für diese Aufgabe. Bu görev için Markus bizim adamımız, doğru olan kişi. Kraft seiner großen Sachkenntnis. Neden dolayı? Onun bu derin uzmanlığından dolayı demiş oluyoruz buradaki Kraft ile. Yani Kraft kas gücü ya da kuvvet anlamında düşünülmesin. Ama burada demek ki ne yapmış oluyoruz? Nedenselleştirmiş oluyoruz ve bu cümle içerisinde mutlaka ufak harfle başlaması gerekiyor. Yani o K harfini ufak harfle yazmam gerekiyor. Ve sıra geldi son cümlemize. Ne diyor cümlemiz? Kraft ihrer Autorität sind die Eltern gegenüber ihren Kindern befugt. Evet, burada Autorität anlaşılacağı üzere otorite demek. Die Eltern, anne baba, ebeveynler, gegenüber ihren Kindern, çocuklarına karşı befugt, ne demek? Onlara karşı sorumlular. Yani ne demek istiyor? Anne babalar, ebeveynler çocuklarına olan otoritelerinden dolayı onların üzerinde söz hakkı var demiş oluyoruz. Yani çocukların üzerinde hakları var, söz hakları var demiş oluyoruz bu cümleyle. Bakın burada da die Autorität tabii ki genitiften dolayı ne oluyor? Dönüşüme uğruyor. Dolayısıyla onların otoritelerinden dolayı dediğimizde Kraft ihrer Autorität ile, değil mi? Otoritelerinden dolayı sind die Eltern, anne babalar çocuklarına karşı gegenüber ihren Kindern befugt. Sorumlular. Yani onların üzerinde hakları var. Değil mi? Demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Aus Angst wollte die kleine Tina nicht in die Schule gehen. Aus Angst wollte die kleine Tina nicht in die Schule gehen. Ihr Vater kochte vor Wut. Ihr Vater kochte vor Wut. Sabine blieb dank des Airbags unverletzt. Sabine blieb dank des Airbags unverletzt. Dank seiner harten Arbeit ist er erfolgreich geworden. Dank seiner harten Arbeit ist er erfolgreich geworden. Markus ist der richtige Mann für diese Aufgabe, Kraft seiner großen Sachkenntnis. Markus ist der richtige Mann für diese Aufgabe, Kraft seiner großen Sachkenntnis.
Kraft ihrer Autorität sind die Eltern gegenüber ihren Kindern befugt. Kraft ihrer Autorität sind die Eltern gegenüber ihren Kindern befugt. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde kauzale zusammenhänge konusunu görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.